toplama ve çıkarma işlemlerine geçiyoruz. İkisini beraber düşünmek işimizi kolaylaştırır. Aslında çıkarma işlemi de negatif bir sayıyla toplamadır. Yani toplama ve çıkarma işlemi aslında tek bir işlem olan toplamaya dayanır. Burada şunu çok iyi anlayalım. Yani pek çok kişi bu toplama çıkarma işlemlerinde maalesef hata yapabiliyor. Özellikle iç içe parantezler ve işaretler varsa işler karışıyor. Temeli çok iyi anlamak lazım. İşaretler aynı ise topla sayılar pozitif işaretli ise topluyoruz veya sayıların hepsi negatif işaretli ise yine topluyoruz ama işareti koruyoruz. Yani negatifseler toplayıp sonuç yine negatif oluyor. Pozitifseler topluyoruz yine sonuç pozitif oluyor. 4 artı 5 var. Bakın 4'ün de işareti pozitif. İşaret yoksa işaretler hep sol taraflarında oluyor sayıların. İşaret yoksa pozitif demek ki. 4-5 işaretler aynı. Topluyoruz 9 ve işareti kor koruyoruz. Artı 9 artıyı yazmaya gerek yok. Burada da eksi 4, eksi 5 var. 4'ün işareti eksi, 5'in işareti eksi. Yine işaretler aynı. Yine topluyoruz. 5, 4 daha 9 ama işareti koruyoruz. Eksi 9. Prensibe devam ediyoruz. İşaretler farklı ise büyükten küçüğü çıkar. Sayıları işaretsiz olarak düşünüp hangisi büyükse, Diyelim 1 artı 1 eksi artı olan büyükse yani işaretsiz düşünüyoruz. Büyükten küçüğü çıkartıyoruz. Büyüğün işaretini veriyoruz. Artı olan büyükse işareti artı olarak veriyoruz. Eksi olan büyükse eksi olan sayıdan diğerine çıkarıp eksi işaretini veriyoruz. Mesela 9 eksi 5. Bakın 9'un solunda işaret yok. Bu artı demektir. 5 de eksi. Büyükten küçüğü çıkaracağız çünkü prensiz bize bunu söylüyor. İşaretler farklıysa büyükten küçüğü çıkarıyoruz. Büyük olan 9, küçük olan 5. 9'dan 5'i çıkartıyoruz. 4 ve büyüğün işaretini veriyoruz. Artı 4. Artıyı yazmaya gerek yoktu. Burada da 5-9 var. 5'in işareti artı, 9'un işareti eksi. Yine işaretler farklı. Büyükten küçüğü çıkarıyorum. 9'dan 5'i çıkartıyorum. 4. Büyün işareti eksi olduğu için eksi 4. İşte sevgili öğrenciler bu prensip çok önemli. Bu prensibi iyice anladığınız takdirde toplama çıkarma işlemlerinde ne kadar parantezi olursa olsun ne kadar işareti olursa olsun hata yapmazsınız. Çok iyi anlamanız lazım. İşaretler aynıysa toplayıp işareti koruyoruz. Artı ise sonuç artı oluyor. İkisi de eksi ise veya üçü de eksi ise sonuç eksi oluyor. Topluyoruz, işareti koruyoruz. Farklı Farklıysa büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün işaretini veriyoruz. <laughs>